Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Bugün sizlerle kabala hakkında konuşacağız. Kabala en basit tabiriyle Yahudi ezoterizmi. Ancak bu tabii ki en basit tabiri. Aslında kabala çok kadim Mısır kültürüne kadar dayanan ve büyü ile çok alakası olan aslında semboller yolu ile dünyada güç kazanma sanatı diyebiliriz Kabala'ya. Kabala bir din değil. Aslında Kabala'nın doğuşu Yahudilik kadar eski, hatta Yahudilikten daha eski diyebiliriz. Hazreti Musa döneminde bile Yahudilerin bir kısmı hala eski inançlarına, eski putperest inançlarına devam etmeye çalışıyorlar. Ona dönüyorlar. O öldükten sonra da şöyle bir gelişim oluyor. Eski Mısır rahiplerinin öğretisi, yani biz bunu işte Osiris öğretisi diyoruz. Osiris öğretisindeki çeşitli büyüleri, çeşitli uygulamaları vesaire Yahudiliğin içine sokmaya çalışıyorlar. Biraz Yahudiliği tabii ki bozmak için. Ve bu ilginç bir şekilde Yahudiliğin içinde var oluyor. Yani Tevrat'a karşı, Tevrat'ın öğretilerine karşı ama Yahudiliğin içinde doğan bir düşünce tarzı diyelim. Ya da bir bu bir kitap bütün olacak daha sonra. Böyle uygulamalar bütün olarak diyebiliriz Kabala'ya. İşte Kabala din değil dedik. Hayata dair temel öğretileri sunuyor. Hatta daha önce şöyle bir yaklaşım da vardı. Diyorlar ki 40 yaşın üstündeki her Yahudi erkeğe verilmesi gereken bilgiler, ezoterik bilgiler, batini bilgiler olarak Kabala'yı görürüz. Evlerin ve hayatın nasıl çalıştığını gösteren bilgiler. Çok kalın bir kitap değil ama içinde şifrelenmiş yazılan bir kitap. Kitap haline nasıl getiriyor aslında? Bir sürü öğreti var, bir sürü bilgiler var. Bunlar 12. yüzyılda kitap haline getiriliyor. Kitabı da Kim Haham? Isaac Le Bind. 12. yüzyılda bunları kağıda döküyor. Fransa'da kağıda döküyor bu bilgileri ve ilk Kabala kitabını o zaman yazıyor 12. yüzyılda. Dediğim gibi Tevrat'a muhalif bir kitap kabili Kabala, ancak Yahudilerin içinde de yer almayı başarıyor. Buradaki en büyük konu büyü metinleri. Şimdi nasıl açıklanıyor bu? Şu an işte Kabala ile ilgili çeşitli öğretiler var, çeşitli web siteleri var. Dünya üzerinde yayın yapan çok büyük web siteleri var. Bunları dünyaya yaymak için, hatta işte bir sürü dünya üzerindeki ünlülerden bu kabalatik düşünce tarzını benimseyenler var. Onların en büyük simgesi de bileklerine taktıkları kırmızı bileklikler. Kırmızı bileklikli ünlüleri gördüğünüz zaman onların hepsi için söylemiyorum tabii ki, çoğu için onların kabalatik bir yaklaşımda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu büyüyle çok alakalandırılıyor. Hatta Raziel adlı meleğin öğretisine dayandığı söyleniyor. Ben daha önceki videolarımda sizlere Enoch kitabından ve Düşmüş Meleklerden bahsetmiştim. Oradaki Raziel'in insanlara büyüyü öğrettiğinden bahsetmiştim. İşte oradaki o Raziel'in insanlara öğrettiği büyü, daha sonraki kitaplarda özellikle Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan büyü, bu Kabala'da var. Kabala kitabının içinde var. Şifrelenmiş, katman katman yazılmış bir kitap. Hatta özellikle Yahudi bilim adamlarının bundan çok faydalandığını söyleniyor. İşte Albert Einstein'ın işte MC kare formülünü bu kabalistik kitapların içinden yaptığı araştırmalarla çıkarttığı söyleniyor. Ne demiştik? Isaac Le Bind tarafından 12. yüzyılda bu kitap yazılıyor. Yani bunlar kitap haline getiriliyor. Daha sonra bunları 9 tane Fransız asilzade bu kitabı ele geçiriyorlar. Ve bunun ritüellerini yapmaya başlıyorlar. Bu ritüellerde ne var? Büyü tabanlı ritüeller. Ancak bu ritüeller aynı zamanda işte insanlara daha çok para, daha çok... Yani insanların sorunlarını çözüyor. Dünya üzerindeki bir sorununuz varsa bu Kabala kitabına başvuruyorsunuz, inanışa göre. Bu Kabala kitabına başvuruyorsunuz ve çeşitli ritüellerle, kolay olmayan çeşitli işte muskalarla, çeşitli sembollerle bu sizin sorununuz çözülüyor.
Evet, 12. yüzyıldaki bu 9 kişi ne yapıyorlar? Çok ilginç bir şekilde bu 9 kişi bir organizasyonla Haçlı Seferi'ne, bir Haçlı Seferi'ni organize ediyorlar ve Kudüs'e gidiyorlar. Ve Kudüs'te Kral Süleyman'ın, yani bizdeki Süleyman peygamberi, ancak Yahudiler biliyorsunuz Kral Süleyman diyorlar, onun mabedine yerleşiyorlar. Aslında tek amaçları var. Bu kabalistik bilginin asıl kaynağının Filistin olduğunu biliyorlar. Filistin'den çıkmış kaynak olduğunu biliyorlar. Ve o bölgeye, o şu anki İsrail topraklı olan bölgeyi kontrol altında olarak alarak bu bilgilerin sadece onlarda kalmasını, başka insanların eline geçmemesini sağlamaya çalışıyorlar. İşte bunlar o Süleyman Mabedi'ne yerleşen 9 kişiye, 9 tane şövalyeye de biz daha sonra ne diyeceğiz? Tapınak şövalyeye diyeceğiz. Bunların daha sonra ilerleyince kaynaklar ne diyor? Bu tapınak şövalyesi daha sonra işte Avrupa'da çok yayıldı, çok zenginleşti vesaire. İşte 13. Cuma'da hepsi öldürüldü. Sonra yer altına girdiler. Daha sonra masonlarla yani o zamanki doğru ustalar, yani masonlarla birleşip şu anki hür ve kabul edilmiş masonları doğrulukları söyleniyor. O da bir masonlarla ilgili doğuş teorisi de, öyle bir teori de var. Tabii ki bunun başı sonu doğrudur değildir. O tamamen sizin yapacağınız araştırma. Ben sadece dediğim gibi bu videoları ne yapıyorum? Küçük bir size en azından ışık tutmaya çalışıyorum. Araştırması size kalmış. Evet, asıl olay Süleyman. Çünkü Süleyman'ı, yani Kral Süleyman'ı ya da Hazreti Süleyman'ı ne görüyorlar? Büyücü Süleyman, yani Solomon aslında. Solomon olarak görüyorlar daha çok onun. Yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki iyi ve kötünün savaşı, bir sürü şey var. Yani bunları ilişkilendirdiğiniz zaman özellikle bu kült filmler bu öyle eski efsanelere de, kitaplara çok dayanıyor. Evet, onun büyük kitabından bahsediyorlar. Onun bilgeliğinden, o büyük kitabındaki bilgelikten vesaire onu bulmaya gidiyorlar. Bir rivayete göre ne denir? Hep tapınak şövalyeleri gitmiştir ve Süleyman Tapınağı'nda kutsal kaseyi bulmuştur. İşte bu yaklaşıma göre, Kabala yaklaşımına göre de onlar aslında orada kutsal kaseyi bulmuyor, kutsal bilgeliği buluyorlar ve o şekilde dönüyorlar Avrupa'ya ve daha sonra kabalistik yaklaşımlar buradan sonra bütün dünyaya yayılıyor. Dediğim gibi Kabala aslında büyü tabanlı. Çok da böyle hemen gidip öğrenebileceğimiz, hakkında bilgi alabileceğimiz, derinine çok girebileceğimiz bir yaklaşım değil. Bununla ilgili ne var? En iyi bilgiyi, yani birinci elden almak istiyorsanız, Kabala ile ilgili bir web sitesi var. O web sitesinden bu bilgiyi alabilirsiniz. Orada Kabala nedir, işte videolar vesaire, hatta her gün yanılmıyorsam İsrail saatiyle 3, yani sabah 3 ve 6 arasında ya da sabah 6 ya da 9 arasında canlı dersler yapılıyor. Bu dersler İbranice, ancak 35 dilde hangi ülkeden dinliyorsanız dinleyebiliyorsunuz dersleri. 35 dilde bir çevirmen oluyor. Simultane hemen çevirisini yapıyor. Dinleyebiliyorsunuz. Bugün neden bahsettik arkadaşlar? Bugün Kabala'nın doğumundan bahsettik. Nereden doğuyor? Eski Mısır'a kadar dayandığından bahsettik. Eski Mısır'daki Mısır rahiplerinin öğretisinin Yahudilikle birleşmesi, daha sonra bir ezoterik oluşuma dönmesinden bahsettik. Bunun nasıl Avrupa'ya yayıldığı aslında 12. yüzyıldaki 1100'lerdeki bir kitabın 9 tane soylu şövalyenin eline geçmesi, bunların tapınak şövalyeni kurması vesaire vesaire. Onlardan bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi aşağıda bir kaydet butonu var. Abone ol butonu, ona basarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.